isim, bir isim vardı Sedat Peker. Sedat Peker ve ona yakın olan bazı kişilerin işte domuz eti iddialarını ortaya attıkları aslında bütün bu olan bitenin bir kumpas olduğuna dair de bazı iddialar vardı. Sedat Peker Sözcü Medya Grubu'nun Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Bu davada ben zaten sanık bile değilim. Köfteci Yusuf'u ben hiç tanımam etmem köftesini bile yemedim diyor. Bir de önemli iddiası var bu röportaj içinde Sedat Peker'in. Türkiye'nin Meksika ve Kolombiya gibi bir sürece girdiğini söylüyor. Ülkede bakın çok e, büyük bir iddia bu. 5 yıl içinde Afgan ve Suriyeli suç kartellerinin oluşacağını öne sürüyor. Kıymetli dostlarım son iki buçuk senedir Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Sedat Peker, bir dönem açıklamalarıyla sık sık gündem olurken, uzun süren sessizliğini Sözcü Gazetesi'ne bozdu. Saygı Öztürk'e konuşan Peker, Türkiye'de Afgan ve Suriyeli suç kartelleri oluşacağını öne sürdü. Türkiye benim görüşüme göre 3-5 seneye kadar böyle bir yapıya evrilecek. Bu genç grupları altında toplayan bu karteller oluşursa o zaman PKK'nın şehit ettiği görevli sayısından fazlasını düşünün. Çünkü Meksika'ya, Kolombiya'ya bakın bizim PKK'nın 40 senede şehit ettiği insan orada bir senede kartel savaşlarında ölüyor. Sedat Peker Türkiye'nin Meksika ve Kolombiya gibi bir sürece girdiğini iddia etti. Türkiye'de gece konda büyüyen çocukların buraya yöneldiğini, gelir adaletsizliğinin bu sistemi daha da güçlendireceğini söyledi. Peker 6-7 sene sonra Türkiye'deki Afgan ve Suriyeli kriminal grupların Türk grupların ciddi bir bölümünü piyasadan sileceğini savundu. Bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Sedat Peker'in bir diğer iddiası da Türkiye'de uyuşturucu üretiminin yapıldığı oldu. Bazı kimyasal maddelerin yurt dışından getirildiğini, üretimin de Türkiye'de yapıldığını öne sürdü. Suriyelilerin de Türkiye'de birçok laboratuvarın sahipliğini yaptığını söyleyen Peker, yine Suriyeli ve Afgan grupların altın kaçakçılığı yaptığını da iddia etti. Kapalı çarşıya dikkat çekerek, %50 kaçak altın girişi çıkışında kontrolü ele geçirdikleri görülüyor ifadelerini kullandı. Sedat Peker çökme iddialarına adının karıştığı köfteci Yusufla ilgili de konuştu. Peker köfteci Yusuf'a kumpas kurdu ve çöküce iddialarını yalanladı. Köfteci Yusuf'u tanımadığını, köftesini bile yemediğini söyledi. <laughs>